Evet sevgili izleyiciler, Ankara'da neler oluyor programında konuğumuz AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Grup Başkan Vekili ile bu akşam meclis başkanlığı seçimini, şu ana kadar meclis başkanlığı seçimini, koalisyon seçeneklerini Sayın Mahir Ünal'la tartıştık. Şimdi ben size hemen program aradan önce bir soru sormuştum. Biraz uzun bir soru oldu. Koalisyon seçenekleri üzerindeki görüşlerinizi alıyorduk. Buyurun devam edin. Evet. Nihayetinde dediğim gibi Türkiye'nin aslında son 13 yıldan beri unuttuğu bir şeydi. Bu süreçte biz her alanda AK Parti farklılık getirdiği gibi Türkiye'ye koalisyon konusunda da biz öncelikle Türkiye'yi güçlü bir hükümetle yoluna devam etmesi için koalisyonun güçlü bir protokolünün olması gerekiyor. Her şeyin belirli, açık, net ve bütün göstergelerin Türkiye'nin 13 yılda sahip olduğu kazanımların korunacağı ve herhangi bir pazarlığa dönüştürülmeyen, tam tersine dediğim gibi Türkiye'nin, bakın şimdi Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Yani Türkiye 15 yıl önce bir hafta sonrasını göremeyen bir ülkeydi. Şimdi iş dünyasından bütün toplumsal kesimlere varıncaya kadar Türkiye 2023 hedeflerini kabullenmiş ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçen bir ülke. Şimdi burada kişisel ya da siyasal bir pazarlıktan ziyade hükümetin asli görevi nedir? Hükümetin asli görevi Türkiye'nin kazanımlarını muhafaza etmek, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek ve Türkiye'nin yolculuğunu sürdürmek. Türkiye'nin büyüme yolculuğunu, Türkiye'nin vatandaşlarının ekmeğini büyütme mücadelesini sürdürmek. Çünkü bu, hani siz dediniz ya sorunuzda, bu seçimde oy kaybetmenizin sebeplerinden ne düşünüyorsunuz? Şimdi 13 yılda Türkiye'de bir orta sınıf, güçlü bir orta sınıf ortaya çıktı. Şimdi 13 yıl önce ki Türkiye'de kullandığınız siyasal dil ve toplumsal taleplerle artık orta sınıfı oluşmuş bir ülkedeki kullandığınız siyasal dil ve toplumsal talepler farklılaşmıştır. Yani artık insanlar iPhone telefonlarıyla internete bağlanmaktan ve bunun üzerinden, internet üzerinden haberleşmeleri standart haline geldi. Yani hatırlayın, bu ülkede insanlar sabit telefona abonelik için başvururlar ve o sabit telefonun aboneliği bir ay sonra falan çıkardı. Yani değişen, gelişen, büyüyen dünyaya uyum sağlamış ve teknolojisini de buna göre yenilemiş. Bu çerçevede 13 yılda yeni nesillerin taleplerinin farklılaştığı ve dolayısıyla da özgürleşen ve zenginleşen ülkede doğal olarak buna uygun da bir yeni sistem inşa etmeniz gerekiyor. Biz hep şunu söylüyorduk. Eski Türkiye'de, bunu ısrarla devam ediyoruz buna, eski Türkiye'de toplumsal talepleri devlet sorun olarak görüyordu. Oysa yeni Türkiye'de toplumsal taleplerin sorun olarak görülmediği, tam tersine toplumsal taleplerin çözüme kavuşturulması için demokratik bir sistem inşasından bahsediyorduk. Mesela bu ülkenin hala bir anayasa yapmamış olması, bunun sorumluluğunun, sorumlularının bir tanesini de seçmen AK Parti olarak gördü. Yani dedi ki siz bir araya gelip 13 yılda darbeci dediğiniz bu anayasayı değiştirmediniz. Şimdi dolayısıyla demokratik bir sistem inşa etmenin en temel olmazsa olmazı nedir? Öncelikle demokratik bir anayasa yapmaktır. Yani halkın iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir anayasa yapabilmesidir. Çünkü demokratik gelişme ile ekonomik gelişme doğru orantılıdır. Yani gelişen o orta sınıfın taleplerini karşılayacak bir sistem inşa etmeniz gerekiyor. Bu yeni bir anayasayla mümkün. Bu da yeni bir anayasayla mümkün ve şimdi aslında seçmen bu seçimle birlikte hem MHP'ye hem CHP'ye hem de HDP'ye bir sorumluluk da yükledi. Yani siz muhalefette sürekli konuşuyorsunuz. Buyurun, size sorumluluk veriyorum.
Aslında bu seçimin sonuçlarından bir tanesi de AK Parti de dahil olmak üzere dört siyasi partinin seçmen tarafından sorumluluk testine tabi tutulmasıdır. Yani biz o yüzden bu süreçte bir şeye çok dikkat ediyoruz. Millet nezdinde milletin bize yüklediği sorumlulukları harfiyen yerine getirmeye çok dikkat ediyoruz. O yüzden 7 Haziran'dan itibaren her şeyi biz açık, şeffaf, net, samimi ve dürüst bir şekilde konuşuyoruz. Programın başında dediğiniz gibi acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak, 18 kişi mi, 60 kişi diğer partiye oy verip mi? Hayır. Herhangi bir kapı arkası gizli ajandayla milletten saklanarak hiçbir şey yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Biz yarın eğer üçüncü seçenek olarak söylediğiniz bir erken seçim, muhtemel bir erken seçim ihtimali ortaya çıktığında bizim milletin önüne çıkıp ey aziz milletim her şey senin gözünün önünde cereyan etti. Biz şu 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 sorumluluklarımızı yerine getirdik. Şimdi kırmızı çizgiyle masaya oturmazsınız. Masaya ilkeleriniz ve değerlerinizle oturursunuz. Yani her siyasi partinin siyasi çizgisini belirleyen ilkeleri ve değerleri vardır. Bu ilkeler ve değerler çerçevesinde masaya oturursunuz. Oturduğunuz o masada 10 Ağustos 2014'te %52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı o koalisyon görüşmelerinin, hükümet oluşturma görüşmelerinin konusu olmaz. Çünkü o başka bir şey, bu başka bir şey. Ya da 30 yıldan beri bu ülkenin kanayan bir yarası olan terör sorununa ilişkin bir çözüm iradesi ve yöntemini yok sayamazsınız. O zaman ben size derim ki sen eğer bu sorunun çözümü konusunda başka bir yöntem öneriyorsan daha akıcı bir yöntemin varsa vazgeçelim. Masaya bunu koy. Yani ortada bir sorun var ve bu sorunun çözümü için biz bir yöntem ortaya koyduk. İşte çözüm süreci bu sorunu çözmek için bizim ortaya koyduğumuz yöntemin ve bu yöntemin ve çözümün riskini de üstlendik biz. Ama sen de eğer çözüm sürecini masaya getiriyorsan o zaman bir öneri de getir. Bir yöntem de bizim önümüze koy. Ya da eğer ey CHP sen ekonomiyle ilgili bir takım önerilerin varsa bunu bir kırmızı çizgi olarak getirme. Bunu bir yöntem ve öneri olarak bu masaya koy. Çünkü biz bütün bunları konuşmaya açığız. Biz bu ülkenin bütün ekonomik verilerini, bu ülkenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde ulaşması gereken ekonomik değerlerini varsa böyle şey yapabilelim. Biliyoruz. Buyurun. Rakamlar ortada. Bu rakamlar üzerinden konuşalım. Şimdi biz gazeteciler tam da bu şekilde olacak. Biz gazeteciler sonuca gitmek isteriz. Ya bu söylediğiniz son derece mantık süzgecine vurduğunuz zaman doğru. Evet. Ama bakınız. Yani o 7 Haziran sabahı seçmenin sizlere hepinize başta partiniz en büyük sorumluluk da sizde. Yani siz MHP ile CHP'nin toplamı kadar oy aldınız. Ne diyorsunuz? Meclisin %47-48'in olacak. Meclisin yarısı sizden. Böyle olunca sizin sorumluluğunuz daha fazla. Yani siz bu konuda iktidar partisi daha fazla çaba sarf etmek zorundasınız. Öyle çocuğun yaptım. Gerçek annesi gibi hareket etmek zorundasınız. Böyle bir de omuzunuzda böyle bir yük de var. 13 yıldır da böyle bir programı da sürdürüyorsunuz. Şimdi bakın bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Sizin cephenizden baktığınızda kamuoyu yoklamalarında sizin tabanınız ve MHP tabanının en uygun gördüğü koalisyon şekli veya sizin söylediğiniz gibi birlikte hükümet kurma formülü ne en yakın formül AK Parti ve MHP olarak gözüküyor. Ama bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Dedi ki biz girmeyelim bu koalisyona. Bu koalisyon için en uygun seçenek AK Parti HDP'dir. Birinci seçenek. Dediğim gibi 7 Haziran'da çözüm süreci üzerinden bir siyasi pozisyon aldı ve bu siyasi pozisyon üzerinde MHP kendisini farklılaştırmaya evet. devam evet. ediyor. Hatta HDP'nin sizin gizli görüştüğünüzü. Hayır, ana muhalefet partisi olma evet. hedefini de MHP evet. kendisine evet. koydu. Ama dediğim gibi bunların hepsi nihayetinde siyasi pozisyonlardır. Evet. Evet. Ama hiçbir zaman özellikle son 10 gün içerisinde MHP şunu da söyledi. Biz bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız. Onlara dedi. Geleceğiz. O ülkeyi hükümet bırakmayız diyor ama sıralı şartlara bakarsanız ülke hükümetsiz kalıyor.
Şimdi bakın. Şimdi masaya oturana kadar. Milleti kandırmıyor. Yani. Çok açık şeyler. Asla. Masaya bakın, oturana kadar. Siz her şeyi şeffaf konuşuyorsunuz. Bu iyi bir şey. Milletin gözünün önünde her şeyi yapmak çok iyi bir şey. Millet çünkü feraseti var. Gizli olanı da seziyor. Anında hissediyor. Birinci seçenek bu dedi. Yani HDP o seçeneği yapmayacağını söylüyor. Sizin de HDP ile bir böyle bir koalisyon çok mümkün gözükmüyor. İkinci seçenek de dedi AK Parti ile CHP. Çünkü AK Parti ile CHP'nin programı birbirine çok benziyor dedi. Siyasi programları, ekonomik programları, siyasi hedefleri ben çok katılmıyorum. Ona da çok benziyor. İkisi de ihanet süreci olan çözüm sürecine inanıyorlar dedi. O nedenle ikisi yapsın. İstanbul sermayesi de bunu istiyor, küresel aktörler de bunu istiyor, ABD bunu istiyor, AB bunu istiyor, patronlar kulübü bunu istiyor. O nedenle büyük koalisyon beraber kursunlar dedi. Üçüncü seçenekte üçü bir araya, topu bir araya gelsin dedi. Böyle yapıyor Sayın Bahçeli, topu, alayı bir araya gelsin. Alayı. HDP, CHP ve AK Parti. Eğer bu üç seçenekte olmaz ise dedi. Bu üç seçenek de gerçekleşmez ise biz şu şartlarda bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız. Şu şartlarda. Biz sorumluluğumuzu biliriz. Biz de ana muhalefet olalım dedi bu arada. Üçü bir araya gelsin. Geniş tabanlı bir koalisyonumuz. Biz de ana muhalefet olarak Türk milletinin hassasiyetlerini, devletin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyetin kuruluş ilkelerini hem CHP tabanına mesaj veriyor, hem sizin tabanınıza mesaj veriyor, hem kendi tabanınıza. Milletvekili yemini gibi. Tabii. Hem cumhuriyetin kuruluş ilkelerine de sahip çıkalım biz ana muhalefet olarak. Bir de devletin bekası, işte birliği, bütünlüğü, tek devlet, tek millet gibi şeylerle anayasanın ilk üç maddesini saydı. Ama dedi biz bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız. Şu şartla bizim dedi olmazsa olmazımız kesinlikle bir, 17-25 Aralık soruşturmaları kaldığı yerden yeniden açılacak, devam edecek. Hatta bu yetmez. Dört bakanın Yüce Divan'a gitmesi yetmez. Bu işe dolaylı dolaysız ismi geçen şüpheli müpheli kim varsa bu süreçler yeniden başlatılacak, yeniden açılacak ve yeniden devam edecek. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız Cumhurbaşkanı'nın siyasi pozisyonu ya, Nuri, ve yetkileri yeniden tartışacak. Sen MHP ile koalisyon görüşmelerine katılsan aslında iyi olur. Hayır böyle diyor yani. Hayır bunu söylüyor. Üçüncüsü de şeyi söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor. 1071 rakımlı tepe mi orası? 1071 rakımlı tepeye yeniden taşınsın diyor. Üç tane şart saydı. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunlar ihanet çözüm süreci sona erdirilsin derhal. Üçüncü şart da o. Cumhurbaşkanlığının pozisyonu ve taşınması, işte 17-25 Aralık süreci ve çözüm süreci asla bütün şeylerde rafa kalkacak diyor. Böyle bir ön, böyle kırmızı çizgilerle, böyle ön şartlarla AK Parti ile MHP koalisyonu mümkün müdür? Yoksa bunlar kendi tabanına yönelik bir siyasi davranış mıdır? Bunu nasıl okumamız gerekir? Bu yoksa AK Parti, MHP'nin bir koalisyon yapmamak adına ön alması mıdır? MHP çok erken seçim istiyor gibi bir hava sezinledim. Ben yanlış mı sezinledim? Sayın Bahçeli hatta erken seçim tarihini de verdi. Evet. 15 Kasım. Evet. 15 Kasım tarihini de verdi. Şimdi bakın burada biz hiçbir konuda baştan bir kesin yargıyla hareket etmiyoruz. Yani bu işin doğasına aykırı. Evet. Yani kesinlikle bir hükümet kurmak gerekir ya da kesinlikle erken seçime gitmek gerekir demek önümüzdeki hükümet oluşturma sürecine zarar verir. Doğru. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Biz oturduk, komisyonlarımızı oluşturduk. Çünkü biz her zaman ödevimizi iyi yaparız, dersimize iyi çalışırız. Biz komisyonlarımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesini oturduk inceledik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesini oturduk inceledik. Yani bizim seçim beyannamemizle, bizim ortaya koyduğumuz vizyonla, onların ortaya koyduğu bu seçim bildirgeleri arasındaki gri alanlar, benzerlikler, farklılıklar neler? Bunları tek tek inceledik ve rapor haline getirdik. Yani biz ciddi bir şekilde bu işi yapıyoruz. Biz yarın masaya oturduğumuz zaman diyeceğiz ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani biz ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Onlar da ne düşündüklerini söyleyecek. Ve dolayısıyla da biz dediğim gibi bu meseleyi kişisel
ya da ideolojik angajmanlar üzerinden değil, her siyasi partinin demin ifade ettiğim gibi ilke ve değerler üzerinden bu meseleyi konuşacağız. Ve meseleyi kişiselleştirmeden ve ayrıştırarak, ne demek ayrıştırarak? 7 Haziran gününden beri biz ısrarla bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki hiç kimse lütfen Cumhurbaşkanlığı makamını tartışma konusu haline getirmesin. Tartışma konusu haline getirmesin. Bununla bu işle ilgili. Pazarlık malzemesi haline getirmesin. Bakın meclis başkanlığı seçimlerinde de aynı tavrı ortaya koyduk. Dedik ki biz meclis başkanlığını koalisyon pazarlığının bir malzemesi haline getirmeyeceğiz dedik. Çünkü eğer siz gerçekten derdiniz üzüm yemekse yapmanız gereken belli. Yani meseleleri birbirinden ayrıştırarak sorun çözmenin en temel yöntemi nedir? Sorun alanlarını tanımlarsınız, sorunu tanımlarsınız ve sorunu çözecek doğru bir irade ortaya korsunuz. Ve bu iradeyi ortaya korken de o sorunun paydaşlarıyla bir güvenle işbirliği ilişkisi oluşturursunuz. Şimdi eğer her şeyi birbirine karıştırırsanız, efendim meclis başkanlığı seçimini koalisyon pazarlığı haline getirirseniz, 2014'te yapılmış cumhurbaşkanlığı seçimini ve cumhurbaşkanlığı getirip koalisyon hükümet oluşturma görüşmelerinin içine katarsanız, bu ülkenin 30 yıldan beri kanayan yarası, terör sorununu çözme iradesini başka bir şekilde tanımlayıp yok sayarsanız, buradan bir çözüm çıkaramazsınız. Şimdi dediğim gibi bu meseleler o masada konuşulur. O masaya oturmadan bunları konuşmak konuşmak doğru değil. Doğal olarak siyasi partiler de kendi tabanlarına mesaj verirler. Çünkü dediğim gibi siyaset seçmenle ilişki kurma biçimidir. Şimdi CHP bu ilişki kurma biçimini farklı bir yöntemle yürütüyor. MHP farklı bir yöntemle yürütüyor. HDP farklı bir yöntemle yürütüyor. Dönüp kendi seçmenine söylemeleri gereken şeyler var. Şimdi bizim de kendi seçmenimize söylediğimiz şeyler var. Ve 17-25 Aralık süreciyle ilgili bana söyler misiniz? Savcısı paralel, kolluğu paralel, hakimi paralel olan ve bütün toplanan deliller hukuki delil niteliği taşımayı bir kenara bırakın, gizliliğin ihlal edildiği, hukukun temel esası olan beraat-ı zimmet ilkesinin yok edildiği, kişilerin adeta bir siyasi suikastin aparatı haline getirildiği bir süreçten bahsediyoruz. 17-25 Aralık süreci başladığında genel kurulda CHP'li, MHP'li milletvekilleri bal gibi her şeyin farkındaydılar. Ve bize diyorlardı ki aman sağlam durun, eğer bunlar başarılı olurlarsa hiçbirimize hayat hakkı tanımazlar diyorlardı. Biz 1.350.000 saat dinleme yapmış, devletin bütün adeta kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş, herkesi dinlemek ve devletin içerisinden bilgi almak için bütün UYAP gibi, MERNİS gibi o bilişim altyapılarına sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Efendim siz bunun niye farkına varmadınız? Şimdi biz yıllarca devletin kendi personelini, kendi memurunu fişlemesiyle mücadele ettik. Biz iktidara geldikten sonra tutup kendi savcımızı, kendi hakimimizi, kendi kolluğumuzu, kendi memurumuzu fişlese miydik? Ama bu insanların yetkilerini başka şekilde kullandıkları ve başka yerlerden talimat aldıklarını fark ettiğiniz anda artık beşikteki çocuk bile biliyor. 17-25 Aralık sürecinin bir siyasi suikast süreci olduğunu artık herkes biliyor. Bize diyorlar ki 17-25 Aralık'ı unutmayacağız. Biz de diyoruz ki evet biz de unutmayacağız 17-25 Aralık sürecini. 17-25 Aralık'ın bir devleti ele geçirme operasyonu olduğunu, bir siyasi suikast süreci olduğunu biz de unutmayacağız. Dolayısıyla hukukun ortadan kaldırıldığı, o süreçte bize diyorlardı ki neden hukuka teslim olmuyorsunuz?
hukuku bir suikast aracı haline getiren savcıya, hakime, kolluğa nasıl teslim olacaksınız? Yani Pensilvanya'dan talimatını alan bir hakim savcı nasıl teslim olacaksınız? Teslim olmak istemedim. Nasıl teslim? Hayır, bu böyle bir şey olamaz. Ondan sonraki süreçte biz ne yaptık? Ondan sonraki süreçte biz Pensilvanya'dan talimat alanları bir şekilde hızla tasfiye edip bu ülkenin gerçek evlatları. Şimdi bakın, HSYK'da ne oldu? Yargıda birlik hareketi diye bir hareket ortaya çıktı. İçinde solcusunun olduğu, içinde sağcısının olduğu ama bu devlete, bu millete, bu ülkeye sevgi duyan ve hukuka saygı duyan hakimlerin, savcıların olduğu bir yapı ortaya çıktı ve bu yapı HSYK'da seçimleri kazandı ve Türkiye'de yargı tekrardan merkeze oturdu. Yani olması şimdi gereken yere oturdu. Bunların gerekçelerini, yani bunların kırmızı çizgi, koalisyon ortaklığı için ön şart, olmazsa olmaz, vazgeçilmez ilke olarak gördüğü başlıkları sonra konuşuruz. Hı hı. Ama bugünün sıcak gündemi, siz o yani kendinize bir kendi bireysel görüşünüz, parti adına değil, kendi bireysel Mahir Ün olarak görüşünüz. MHP, CHP, MHP AK Parti koalisyonu mu daha olabilir gözüküyor sizin açınızdan? Hı hı. Bireysel görüşünüzü soruyorum, yine tekrarlayayım. AK Parti CHP koalisyonu mu daha olabilir görüyorsunuz? Şimdi her birinin içerdiği tehditler, fırsatlar var. Her birinin olabilirliği ve olmazlığı var. Yani CHP ile bir oluşturulacak koalisyonun en temel sıkıntısı CHP bir parti disiplininden, bir grup disiplininden son derece uzak bir tek parti. CHP yok mu? Tek CHP yok tabii ki. Ben 4 yıl grup başkan vekilliği yaptım ve o 4 yıl içerisinde genel kurulda kendi grup başkan vekilini dinlemeyen, dolayısıyla grup disiplinine uymayan, grup disiplinine uymamayı özgürlük olarak gören, yani disiplin dediğimiz şey otoriterlik değildir. Disiplin dediğimiz şey bir arada çalışma biçimidir. Bir ekip çalışmasıdır disiplin dediğiniz şey. Partilerin grup disiplini olmazsa zaten parti olmazlar. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açmazları var. Nasıl açmazları var? Milliyetçi Hareket Partisi bir taraftan AK Parti'ye dönük çözüm süreci üzerinden ortaya koyduğu, yani aldığı bir siyasi pozisyon var. Öbür taraftan HDP'ye dönük aldığı bir siyasi pozisyon var. Dolayısıyla şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile kurulacak bir koalisyonun farklı yan etkileri ve semptomları ortaya çıkacaktır. CHP ile kurulacak bir hükümetin farklı yan etkileri ve semptomları ortaya çıkacaktır. Ama önemli olan bütün bu semptomları yönetebilecek güçlü bir protokol, herkesi bağlayan bir koalisyon protokolü oluşturmaktır. Ve dediğim gibi Türkiye'nin önceliklerini önceleyen bir hükümet oluşturabilmektir. Herkes kırmızı çizgilerini bir tarafa bırakacak, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini öne alacak, onun üzerinden bir protokol üzerinden anlaşacaklar. Anlaşacak. Burada en yakında herhalde AK Parti MHP gibi gözüküyor. Belki AK Parti CHP daha ikinci planda gözüküyor. CHP'nin söylediğiniz tutumu ve... Şimdi biz koalisyon görüşmelerimizde öncelikli olarak şu ya da bu demeyeceğiz. Genel başkanımız, başbakanımız... Önce CHP'ye mi gideceğiz? Görevi aldığında bütün siyasi partilerle bir ön görüşme yapacak. Evet. Yani bütün siyasi partilere gidilecek, bütün siyasi partilerle görüşülecek. Ondan sonra görüşmeler tekrardan belli bir noktaya gelecek. Ve tabii burada hangi siyasi partiyle daha yakınsa bu sözünü ettiğim hükümet oluşturma ona göre karar verilecek. Tamam, peki. İnşallah ülkemiz hükümetsiz kalmaz. Yani önümüzde Kasım'da G20 zirvesi var Türkiye'de. Biz bir sürü ülkeye 14-15 Türkiye kişiye G20'ye tabii, başkanlık edecek. 14-15 bin kişiyi Antalya'da misafir edeceğiz. Güneyimizde birçok onları konuşamadık. Suriye'de, Irak'ta birçok siyasi gelişmeler var. İran PHP 5+1 görüşmede hala devam ediyor. Çevremiz adeta çok hızlı siyasi gelişmeler de var. Onun için Türkiye'nin uzun süre hükümetsiz kalması hiçbirimiz arzu etmeyiz. Milli Savunma Bakanı istifa
etmiş mi sayıldı şimdi? E tabii şimdi Milli Savunma Bakanı istifa etti. Boş mu orası şimdi? Sanıyorum en kısa zamanda... bu arada bir atama yapılması gerekiyor değil mi oraya? Hükümetten tabii. Bir bakan ataması yapılması gerekiyor. Var mı böyle bir çalışma? Böyle bir bilginiz var mı? Sizde sıcak bir bilgi var mı? Yani Sayın Başbakan bugün yarın onunla ilgili bir açıklama yapacak. Yapar. Birisini Milli Savunma Bakanı olarak atar diyorsunuz. Benim son sorum MHP'nin HDP'ye bakışını, çözüm sürecine bakışını, HDP'ye bakışını nasıl, MHP'nin HDP'yi yok farz ve kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben kabul etmiyorum diyor. PKK ile ilişkini kesmediği için, terörle bağını kesmediği için onu yok farz ve kabul ediyorum diyordu. Oysa seçimlerden önce ben hatırlıyorum, iş güvenlik yasasında şurada burada hep var kabul ettiler ve işbirliği de yaptılar bazı alanlarda. Ortak tavır da sergiledi. Niye seçimden sonra bu kadar rigid hale geldi bu iş? Şimdi tabii bu nihayetinde bir siyaset yapma biçimi ama hiçbir şekilde %13 oy almış ve 80 milletvekili çıkarmış bir siyasi partiyi yok sayamayız. Evet. Benim ilk gün mecliste gördüğüm bir fotoğraf çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Yani ortada Deniz Baykal'ın meclis başkanlığı yaptığı, Deniz Baykal yıllarca bu ülkede müesses nizamın bekçiliğini yaptı. Evet. Evet. Sağında başörtülü bir genç milletvekili, solunda bir genç başörtülü milletvekili, sağında HDP'li genç bir milletvekili. Aslında bu yeni Türkiye'nin çoğulcu, toplumsal talepleri sorun olarak görmeyen, kendine güvenen ve toplumsal kesimlerin bütün renkliliğiyle temsil edildiği bir meclis. Evet. Bu aslında Türkiye için bir fırsattır. Bunu doğru görmek gerekir. Ve ben bu meclisin de bir anayasa çıkarabileceğini düşünüyorum. Evet, program süremiz doldu. Teşekkür ben son ederim. Mesajınızı alayım. Son Buradan şunu söyleyeyim. Evet. AK Parti %41 oyla, çok yüksek bir oy oranıyla bu seçimleri sonuçlandırdı. Ama iktidar olma yetkisini kimseye, tek başına iktidar yetkisini hiç kimseye vermedi seçmen. Ama şu anda hükümetimiz görev başında ve AK Parti herhangi bir şekilde 13 yıllık kazanımlarımızın asla bir zarara uğramasına müsaade etmeyecek ve temsil ettiği milletimizin hassasiyetlerine sonuna kadar riayet edecektir. Aslında giremedik. Suriye konusunda büyük bir şey oluşturuluyor. Sanki yarın orada bir savaş başlayacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Burada da izleyicilerimize ben şunu söylemek istiyorum. Bir, Türkiye hiçbir şekilde makul olmayan bir maceranın peşine düşmez ama kendi bölgesinde bir oldu bittiye de izin vermez. Ne gerekiyorsa Türkiye onu yapar. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'nin hassasiyetleri ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları her zaman bakidir. Bunu da yine uluslararası hukuka uygun bir şekilde Türkiye kullanır gerektiğinde. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben dua ediyorum bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, bir birey olarak inşallah en kısa sürede hükümet kurulur. Hükümetimiz görevinin başına gelir ve Türkiye'nin bekleyen devasa sorunları kaldığı yerden, nerede kaldıysa, Türkiye'nin birçok devasa yatırımı devam ediyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Ben de sizin gibi düşünüyorum çözüm süreci konusunda. Türkiye'nin asla bu projeden, bu aslında bir AK Parti projesi değil artık, bir devlet projesi. Yani bir MGK kararı haline dönüştü çözüm süreci dediğimiz süreç. Yani hükümet düzeyinden devlet düzeyine atlamış bir proje. İnşallah bu çözüm süreci, yeni anayasa ve o devasa projelerimizin devamı ve ekonomik istikrarımızın tekrar hızla devam etmesini diliyorum ben de. Bizden bu akşamlık Ankara'dan bu kadar. Yorumları siz değerli izleyicilerimize bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte yeni bir konukla inşallah önümüzdeki hafta size yeni hükümetle ilgili, kurulacak yeni hükümetle ilgili güzel haberler verebiliriz. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun.